Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 9. haftasının 3. videosundayız. Yamukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu videoda ikiz kenar yamuktan ve dik yamuktan bahsedeceğiz. Sayfa numarası 119, 120, 121'i işleyeceğiz. Bir de 122'den de sayfanın yarısını işleyeceğiz haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İkiz kenar yamuk, yan kenar uzunlukları birbirine eşit olan yamuklara ne diyoruz? İkiz kenar yamuk adını veriyoruz. Evet yan kenar uzunlukları eşit olan yamuk. Yani hala yamuk yamuk. Alt ve üst tabanları birbirine paralel olacak. Ve şu yan kenarlarda birbirine eşit olacak. İkiz kenar yamuk gerçekten çok basit. temel özelliklerine bakalım. Alt ve üst taban açıları birbirine eşittir. Sebep? Çünkü şunlar birbirine paralel mi? Paralel. E arkadaşım siz burada bir paraya kenar oluşturacak olursanız. Şöyle paraya kenar oluşturacak olursanız. Hocam paraya kenar oluşturunca ne oldu? şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu. O zaman taban açıları birbirine eşit. E bununla bu paralel ya alfa ise burası da alfa olur. Taban açıları birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bak bunu ispatladık. E taban açıları birbirine eşit. E burası alfa alfa. Alfa iken yukarısı 180'e tamamlayan açısıdır. Burası 180 x alfa. Burası da ne oluyor? Yine 180 x alfa oluyor. Çünkü alfa ise 180'e tamamlayan açısı. Yani A açısıyla B açısı eşit oldu. Hatta C açısıyla da D açısı birbirine eşit oldu. Sonra AC ve BD köşegen olduğunda köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Yani AC ile BD birbirine eşittir. Evet, yamuk da önemli özelliklerden biridir arkadaşlar bu. Ya ispatı da şu üçgenle, şuradaki üçgenle, şuradaki üçgen ne yapıyor? Birbirine eş oluyor arkadaşlar. Sebebini? Çünkü buradaki açılar birbirine eşit değil miydi? Bak dikkat et. Şuradaki açıyla Şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. Buraya alfa alfa diyecek olursak alfanın kolları çift çizgiye s diyeyim. E burada da alfanın kolları çift çizgiye s. Kenar içi kenardan eş. Alfanın karşısındaki bu kenarla buradaki alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olmuş oluyor. Evet ispatı buradan çıkıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi neymiş köşegenler neymiş birbirine eşitmiş. Bak köşegenlere eşit olan dörtgenler azdır. Bunlardan bir tanesi ikiz kenar yamuktur. Daha sonra bir dikdörtgeni göreceğiz. Dikdörtgende de köşegenler eşittir. Aynı zamanda karede de köşegenler birbirine eşittir. Evet x kenar yamuk. Bunlardan bir tanesi. Ve aynı zamanda arkadaşlar köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani şu küçük parçalarda birbirine eşit oluyor. Tamam. Niye? Biraz önce ispatta böyle eşit üçgen olduklarını gösterdim ya öyle açıların da eşitliğini yazınca şu açılar da birbirine eşit oluyor. Buradaki açılar da birbirine eşit oluyor. O yüzden böyle bu küçük açılarda birbirine eşit olduğundan dolayı şöyle x kenarlıklar falan çıkıyor. Tamam. ispatının devamını da siz getirebilirsiniz. Evet. Burada köşegenlerin birbirine eşit olduğunu bilelim. Ve kendi çapında ayrıtları yerlerinde birbirine eşit olduğunu bilelim. Hatta biz böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Bir x kenar yamukta bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse diğer köşegenin de eşitliğini biz göstereceğiz. Bunu da sakın unutma. Evet, ikinci özellik yıldız attık ve üçüncüsü de arkadaşlar bu da önemli. İkiz kenar yamukta iki teknikle soru çözülür. Ya köşegen çizilerek ki köşegenlerin birbirine eşitliğini kullanaraktan ya da şu dikmeleri çizerekten. Bu dikmelerde önemli bir yere sahip. Niye? Bak burada dikmeler çizilmiş. Bu dikmeleri çizdiğin zaman şuradaki uzunluklar arkadaşlar birbirine eşit oluyor. Sebep çünkü bu açılar birbirine eşit ya alfa alfa. Alfa 90 burası betaysa alfa 90 burası da beta oldu mu? Oldu. Hocam şu üçgen ile şu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Ve şu uzunluk A ise hatta burada ee, şey diyorlar arkadaşlar. HB ile AK uzunlukları birbirine eşit. Tamam eşitleri şöyle gösterelim isterseniz. Şu parça ile şu parça birbirine eşit. Ki ikiz kenar da çok önemli. Dikme çizeceksin. İ i̇ki tekniğin var. Yok köşegenler birbirine eşit. Oradan çıkmazsa şu dikmeler çok önemli ayırtlığı yerler birbirine eşit. Buradaki uzunluklar da neye eşit biliyor musunuz? Direkt A C bölü 2 eşit. E, hocam bunu bir şekilde ezberlemeye gerek var mı? Cık, yok. Niye? Çünkü arkadaşım sen bu dikmeleri çizdiğin zaman C ise burası C yazdın ya. E, hocam şu ikisinin toplamına A x C kaldı. Çünkü A iken burası C ya. Şu ikisinin A x C kaldı. Burası da A x C bölü 2. A eksi C bölü 2 şeklinde olmuş oluyor. E burada A H uzunluğu da şey demiş. Bak bunu ezberleme. Ben buraya nokta nokta şeklinde yazdım ya sen şunu bil. Dikmeler önemli. Bitti gitti. Bunu geç. Özellik olarak bilme. Hatta burada AH uzunluğu demiş. Şu AH uzunluğu da AX C bölü 2 ile C'yi toplayınca da A artı C bölü 2 çıkıyor ama bunu da bilme. Şu dikmeler önemli. Kendiliğinden oradaki şeyler çıkacak zaten. Ben bu sana kadar bunları ezberlemedim. Ha, ben burada öyle olduğunu gösteriyorum sadece. ispatlıyorum. Yani senin ikizkenar kenar yamukta bilmen gereken iki teknik var. Birincisi köşegenler birbirine eşit. İkincisi dikmeler. Bunu unutma. Evet. Geldik bir sonrakine. Ya hocam şöyle bir şey denmiş ama bunu hiç ama hiç ezberleme. Niye? Çünkü kendiliğinden bunu çıkartacaksın. Köşe gelenler bak gidik kesirse zaten bunlar 45 45 olmuyor mu? Oluyor. E şunlar birbirine eşit. E şunlar da birbirine eşit. İkisi kenar dik üçgen falan çıkıyor. Şuradan dik A bölü 2 A bölü 2 A 2'ye ulaşırsın zaten. Burada da C bölü 2 C bölü 2 C 2. Hatta burası A artı C bölü 2. Şu formülüne ulaşırsın zaten ama buna gerçekten böyle özellik vari gidersen yani ee, soruyu yapamayabilirsin. Belki her zaman bu yöntemle çıkmayacak. Belki soruda şu yöntemle çıkacak. Hocam burası C ise burası C bölü kök ki C bölü kök ki yazarsın. Ya da A ise burası. Burası A ise 45 45 90 üçgenden burası A bölü kök ki kök bölümüş hali. Burası da A bölü kök ki tekniğiyle yapacaksın belki. O yüzden bunu da ezberleme. Senin ikizkenar yamukta bilmen gereken köşegenler için. Ve dikmeler. Başka da bir şey bilme. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Şimdi X kenar dik çizmiş. E, dik çizmişse ne yapıyorduk? Ya dikmeler ya köşegen. E, dikme çizilmişse diğer dikmeyi de çizmek mantıklı. Çiz buradan bir dikmeyi bakayım şöyle. Dikmeyi çizdiğin zaman ne oluyor? Hocam şu parçalar birbirine eşit. Dörtgen burası da dört. Altıysa burası da altı ya. Aa ne oldu? On oldu. X ona eşit oldu. Evet örnek 22 on oldu. Geldik bir sonraki soruya. Ya köşegen ya dikmeler. Şu dikmeler daha mantıklı. Köşegen olsaydı belki diğer köşegeni çizebilirdik. Dikmeleri çizdik. Çizince dikmeleri neler geldi bakalım başımıza. X kaç derecedir diye soruluyor. Nerede? DCB açısı. DCB açısı. Allah Allah. Üçgen burası nedir? 3. Ne kaldı buralara? 5 kaldı. Hocam şunlar birbirine eşit ya. E bu x'e 5 kaldıysa burası 5 bölü 2 burası da 5 bölü 2. bak şuradaki dik üçgene Diğer dik üçgene de bakabilirsin fark etmez. 90'ın karşısı 5 iken hangi açının karşısı 5 bölü 2'dir? 30'un. 30, 90 burası kaç çıktı? 60. Bizden DCB isteniyor. DCB. Arkadaş zaten burası da 90 derece olduğundan x açısı 90 artı. Bak şurada kaç isteniyor bizden? 90 artı 30'dan kaç derece çıkar? 120 derece çıkar. Evet örnek 23'ü 120 bulduk. Geldik örnek 24'e. Köşegenler çizilmiş. ha Şu dikmeleri çizmeyelim. Köşegenler çizilmiş. Köşegenler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. Hocam burası 90 ya. Bak burası da 90 aslında. E burada x kenar dik üçgen var. Kök 2 ye bölünmüş hali. 6 bölü kök 2 dediğimiz nedir? Kök 2. Çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş 45 45 90 üçgende kök kassa ters battı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kökkeye bölünmüş halidir. E o zaman 6 bölü kök 2. Kök 2 ye çarparsan 6 kök bölü 2'den 3 kök bulursun. Burası 3 kök 2, burası da 3 kök 2. Aynı şekilde 12 ise bunlar da 12'nin kök 2 bölünmüş halidir. Kök 2'sine ile çarparsak 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök 2 geldi. 6 kök 2 6 kök 2 oldu. Hocam birinde Pisagor bağıntısı yapacak olursak x'in karesi eşittir 3 kök 2'nin karesi artı 6 kök 2'nin karesi diyenlere "yuh yuh" şarkısını söylüyoruz. Niye? Kardeş 3 kök 2 burası, 6 kök 2 burası. x de neye eşit olacaktır? Küçük olanın kök 5 katına. Değil mi? 1 2 kök 5 üçgeni unuttun mu yoksa? Bak üçgenleri de tekrar ediyoruz. Böylelikle cevabı ne bulduk? 3 kök 10 bulduk. Evet örnek 24 böylelikle 3 kök on oldu. Geldik örnek 25'e. Ne yapmış? Aram böyle katlamış. Katlanmış hali geri açıyorduk böyle. Tamam eyvallah bakalım. İkiz kenar yamuk. Eyvallah. Katlamalarda ne diyorduk gençler? Şu parça buraya geliyordu. Eyvallah. Sonra bu parça buraya geliyordu. Tamam bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu değil mi? Evet. E ee, Sonrasında neler olacak bakalım. Sonrasında neler olacak bakalım. AB üzerinde D üstü noktası ile çakışıyor. Bize vermiş A D üstü uzunluğunu 10 vermiş. D üstü B uzunluğunu da 10 vermiş. Hocam çizgi dediğim zaten bak 10 çıktı. Üst üste binen kenarlar işte ya. Yani burası da 10. E burası da 10. Tamam. Şimdi ne yapacağız biz burada? Şu eşitliği nasıl kullanabiliriz? Aa hocam açı var ya. Z var burada. Z'den dolayı nokta açısı. Bak noktaya nokta x kenar çıktı. Açı ortaylık olunca z'ye dikkat edin diye söylemiştik zaten. 10 sa. Burası da 10 çıktı. Aa çok güzel. 10 burası 10 burası 10 burası. Burası da kaç çıktı? 10 10 daha 20 çıktı. E, x kenar yok da şu dikme çizilmiş. Dikmeler önemli. Hemen diğer dikmeyi de çizelim. Bu dikmelerin ayırdıkları yerler birbirine eşit olacak. Arkadaş yukarısı 10 sa aşağısı da 10'dur. Şu parçalarda birbirine eşit. 20'den 10 çıktı 10 kaldı ikisine. Bunlar 5 5 yaptı. Eee? Hocam Pisagor bağıntısı. Gerek yok. 90'ın karşısı 10 sa hangi açını karşısı 5'tir? 30'un. Burası da 60 yapar. O zaman burası da kaç yapar? 5 kök 3 yapar. Çünkü 30'un karşısı, karşısı 5 sa 60'ın karşısı 5 kök 3 olacaktır. Evet örnek 25'i de böylelikle 5 kök 3 bulduk mu? Bulduk. Ve geldik dik yamu. Dik yamuk aşırı derecede basit. Niye? Daha öncesinde sen bu konuyu biliyorsun zaten. Herhangi bir şekilde konu anlatmama gerek yok. Yan kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuğa dik yamuk denir diyeceğiz. Hocam şöyle bir 90'lık varsa eskiden biz ne diyorduk? Bir uzunluk sorulduğunda hep ağzımdan çıkıyor bu cümle. Ya uzunluğu ya dik üçgenden bulacağız ya da benzerlikten bulacağız diye söylüyorduk. 90 derece varsa e, dik üçgeni denemek lazım. Ne yapmamız lazım? Hani dik üçgene karşılık getirmek lazım. Hocam dik dörtgene tamamlamak lazım. Bunu daha öncesinde de yaptık zaten. Hop şöyle dik dörtgen oluşturacak olursak C ise C, H ise H. Buraya da A x C kaldı. Ve burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak X'e de ulaşırız. Yani X'in karesi H kare artı A x C'nin karesi deyip işlem yaparız. Bak bunu formül diye yazmadım. Bu işlemi bu şekilde yaparsın diye yazdım. Tamam Daha öncesinde dik üçgenden biliyorsun zaten. E dik yamuk verilmiş. Şunlar verilmiş. Ne yapıyorsun? Dik dörtgeni oluştur. Oluşturduğun dik dörtgeni. Arkadaş x'e burası da x 4 ise burası da 4 mü? 4. E tamamı 12'ydi. 8 kaldı. Pisagor. 8-10 ne üçgeni? 6-8-10 üçgeninden x'i 6 buluruz. Dik yamuk. Dik üçgen. Çok kolay. Gerçekten kolay. Dik üçgen ve benzerlik konusuyla çok karşılaşırsınız dik yamukta. Evet geldik bir sonraki soruya. Hocam ya yapacağın hamle belli. Yapacağın hamleyi hop yaparsın böyle kardeşim. Dik yamuk hocam. Dik üçgen oluşturalım. 4 ise 4 8 ise 8'i yazdık dikdörtgenden. Hocam tamamı x'ti. x eksi 4 kaldı buraya. E artık burada bir pisagor bağıntısı yakışır. Hadi yap bakalım pisagor bağıntısını. Hocam ne üçgendir bu büyük ihtimalle diye sorduk. Sordum sarı çiçeğe. x'in karesi eşittir. x eksi 4'ün karesi artı 8'in karesi. İşlem işlem işlem. x nedir? 8 varsa 2 ihtimalim var. Ya 6 8 13 gendir Ya 8 15 17'dir. Bakalım. 10 yazarsan sen burada x yerine burası 6 oluyor mu? Oluyor. O zaman x'i böylelikle ne buluruz? 10 olarak buluruz. Hisset kardeşim, hisset. Geldik örnek 28'e. Aa, ne yapacağız hocam? Kardeş, bizden ne isteniyor? BE'nin uzunluğu. Şurası E, hocam. Biz şu uzunluğu bulursak olay bitti. E, dik yamuk bu. Dik yamukta ne yapıyorsan onu yapacaksın kardeşim. Hocam, hop. İşte bu olay. Diki çizdin. 20'yi kullanacaksın çünkü. Üçgen. Burası da 3. 12 kaldı. Hocam Pisagor. Pisagor bağıntısı 12-20. Böyle ortak çarpanından yapmıyorum. Artık bunu ezberlemişsinizdir. Önemliydi. 3-4-5'in 5 katına kadar bilin diye söylemiştim. Değil mi? Evet 12 var 20 var. 12, 16, 23 üçgeni mi? Evet. Burası 16. E onlar da 8-8 oldu. E hocam şurada da artık bir dik üçgen var. Dik üçgende benden neresi isteniyor? Şuradaki kenar isteniyor. Bu kenar nedir? Bir kenar 8. Bir kenar 17. 8 pardon diğer bir kenar 18. Diğer kenar 15. 8, 15, 17 üçgeninden BE uzunluğunu 17 olarak buluruz. Evet cevap 17. Geldik dikkate arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ben size bunun iki türlü ispatını yapabilirim. Ama böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman bence Böyle bir şeyle uğraşmayın arkadaşlar. Ee, ne derler? Dik yamukta köşegenler dik kestiğinde H kare eşittir A çarpı C. Öklit bağıntısı gibi. Yani şuraya H demeyelim de H kare diyelim. H kare A çarpı C'ye eşitmiş arkadaşlar. Ya da H e, kare küçük A çarpı de denilebilir. Ama H kare eşittir A çarpı C daha da akılda kalıyor. Eğer aklınızda tutacaksanız. E peki hocam ben bunu ezbere bilmek istemiyorum. Ne yapacağım? İki tane yöntemim var. Bir. Hocam şöyle dışarıda paralel kenar oluşturursak e, C iken burası C oldu. Bak burası da paralellikten dolayı 90 oldu. Dikten dik çizildi. Öklit. H kare eşittir. A çarpı C işte öklitten geliyor. Hah ispatını buradan yaptım ya artık bu aklında kalır. H kare eşittir. A çarpı C öklitten geliyor deyip de. İkinci ispat. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Özellikle dik yamukta böyle 90'lar havada çok böyle uçuşur. Dik yamukta ekstra bir 90 derece varsa alfa beta ile de sonuca ulaşırsın. Dal alfa betaya alfa beta alfa beta alfa beta'ya daldın. Daldıktan sonra hocam şu üçgen ile iki kenarı belli olan üçgen seçimi. Üçgen seçimi çok önemli. Bir sürü üçgen var. Bir burada iki burada üç burada. Hocam dört büyüğü beş şu büyüğü. Beş tane üçgen var. Beşinde birden mi yapacaksın? Hayır. Kenarları belli olan üçgenlere bakacaksın. Hocam C'ye haçlık bir üçgen var. Yani bu üçgen ile şu üçgende bir benzerlik yaparım. Olay biter. Bitti gitti. Tamam mı? Yani şuna bağımlı kalma lütfen. Üçgen bilginle yap. Bakalım. Baktın şuna. Hocam 8'in karesi 4 çarpı x. Yani x 16 bulursun direkt. E, tamam unuttuk mesela formülü. Ne yapacağız? 90'lara bu da düşüyor deyip alfa beta'ya dal kardeşim. Alfa beta alfa. Burası da beta alfa beta. Hangi üçgenler benzer? Hocam şu üçgeni benzerlikte seçemem. İki kenar yok. Ne yapacağım? Kenarları belli olan üçgenleri seçecektim. Şu üçgen. Hop şu üçgen ile Hangi üçgen benzer? Bak 8'e x'lik üçgen benzer. Değil mi? x'e ait bir üçgen. Aa, hatta burada alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşı 8 deyip işlem yapabilirsiniz de dikkat et. Bu sarı üçgende alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 değil mi? Evet. Öbür üçgende de o zaman mavi üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Direkt 16 diyebilirsin. Yani x eşittir 16 diyebiliriz. Ya da alfanın karşısı 4 klasik yoldan alfanın karşı 8 eşittir. Sarı üçgende beta'nın karşısı 8 bölü beta'nın karşısı x deyip x'i de 16 olarak bulabilirsin. Ama Alfadan betaya geçiş böyle güzel bir kastada bu şekilde yaptığımızı da söylemiştik. Örnek 29. Böylelikle 16 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Aa bak burada işte sen o kurala bağımlı kalırsan bu soruyu yapabilir misin? Yapamazsın. Bak kural zannedersin her şeyi. Hocam işte h kare eşittir x çarpı y yazdın. 3 bilinmeyen var. Allah Allah. Bundan sonra ne yapacağız? İşte o yüzden bağımlı kalma. Neye bağımlı kalma? Bunlara bağımlı kalma. Allah aşkına. Bak ne var burada? Dik yamuk. Tamam. Dik. Aa, dikten dik çizilmiş. 2 var, 8 var. Öklit bağıntısı var. Şuraya bir h diyeyim. h kare eşittir 2 çarpı 8'den h'ı kaç buluruz? 16 bir kare kökü 4. Evet burayı 4 bulduk. Sonra ne yapacağım? Şu x'e yoğunlaşmaya çalışacağım. Pisagor'dan burayı falan yazabiliriz ama hocam şurada da bir öklit bağıntısı var. Bak. Şurada da bir öklit bağıntısı oluştu. Burada öklit bağıntısı da 2'nin karesi şuraya da a diyeyim. 2'nin karesi de 4 çarpı a eşit değil mi? Evet. Buradan da a'yı kaç bulduk? 1. a 1 oldu. E burada da artık Pisagor yine öklid yapmamıza gerek yok. Dik kenarlardan biri 1, diğeri 2. Dik üçgen ya 1 2 kök 5 üçgeninden x'i de kaç buluruz? Kök 5 olarak buluruz. Evet, örnek 30. Kök 5. Geldik örnek 31'e. Kolların uzunluğu eşit olan pergelin Arkadaş, kollar uzunluğu eşit dikkat. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit demiş. Eyvallah. 3 var, 9 var. Sonra ne yap Ne yapılmış? Bu şekil oluşturulmuş. Diğer ucu da 3'te kalıyor. Evet, pergelinizi uz eşit uzunluktaki kolların uzunluğu nedir diye soruluyor. Yer de dik olacak şekilde diyor arkadaşlar. Uçları şöyle dik 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 yamuk arkadaşlar dik yamuk dik dörtgen oluşturmak en önemli şeylerden biri. Üçgen 3, 9gen 9 şu uzunluklar birbirine eşitti. Bizden x isteniyor. Burası x burası da x ya. Buraya da x eksi 3 kaldı. Pisagor. 90 derece yaptın çünkü. x'in karesi neye eşittir? 9'un karesi artı x eksi 3'ün karesine eşittir? İşlem 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 x'i buluruz. 9 varsa dik kenarda ne üçgendir? 9 12 15 üçgendir hocam. Artık hissediyorsunuzdur ya değil mi? X yerine 15 koyarsak burası da 12 oluyor mu? 15 eksi 3'ten oluyor. Demek ki x 15 zaten bizden pergellerin eşit uzunluktaki kolların uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani eşit uzunluktaki kollar soruluyor. Cevap 15. Evet 31 hallettik geldik 32'ye. Aha ikizkenar kenar yamuk. İkiz kenar yamuk. Ne yapacaksın burada? Dikmeler önemli değil mi? Evet şöyle dikmeler. Evet karışık sorulara geçtik galiba. Şu dikmeleri çizeceğiz. Bu dikmeleri çizdik. Bu dikmeleri çizince hocam dikmeler eşit 6 ise 6 şu parçalar da birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Şimdi dikkat et. 13 bir daha 14. Bunun tamamı 14. 14'ten 6 çıktı 8. O zaman bu iki parçaya 8 kaldı. Bunlar 4 birim 4 birim yaptı. Aynen öyle. Şuraya kaç kaldı? 3 kaldı. Şu küçük parçaya 3 kaldı. Çünkü bunun tamamı arkadaşlar 4. Biri burada buraya 3 kaldı. E bizden ne isteniyor? DA. Şu. Arkadaşlar DA uzunluğu X. X. Aa, burada ne var arkadaşlar? Şurada bir dik üçgen var. Dikten dik çizilmiş. Bir öklit bağıntısı mı var? Evet hocam. H'a ait öklit bağıntısı uygulayalım hocam? H kare eşittir P çarpı K deyip H'ı bulup Pisagor yapacağımıza hocam direkt X e ait öklit bağıntısı yapsak süper olmaz mı? Bu çarpı tamamı. Yani X'in karesi eşittir. 4 çarpı tamamı. 4 çarpı 4, 6 ve 3 var burada. 13 mü? Evet. E, x kare 52 yaptı. X de böylelikle kök 52 yapar. Hatta bu nedir arkadaşlar? 2 kök 13 diye dışarıda çıkar. Yani bu 4 çarpı 13 ya. Ondan dolayı 2 kök 13 diye de dışarı çıkabilir arkadaşlar. Cevap kök 52 ya da 2 kök 13 diyebiliriz. Evet. 32. soru. 2 kök 13. Geldik. 34. 33'e. 32. 33. Evet. DC uzunluğu 6. Ali Bey uzunluğu 18 verilmiş. 6 ve Ali Bey uzunluğu da 18 verilmiş. Hemen yani 18'i yazalım. Hop 18'miş burası. Geometri dersinde öğrencilerine ikizkenar yamuk ile ilgili etkinlik yaptırmak isteyen Eda öğretmen çevresi 44 birim olan yukarıdaki şekli tahtaya çiziyor. Daha sonra öğrencilerden aşağıdaki adımları sırasıyla atmasını istiyor. ABC'de ikiz kenar yamuk şeklindeki kartonu EC boyunca AB'ye dik olacak şekilde kesin. Evet şurası dik olacak şekilde kesin diyor. CB ve AD kenarları çakışarak A ve C kökenleri üst gelecek şekilde yapıştırın. Ne diyor? CB ve şunu kestim. Sonra kestikten sonra CB ve AD kenarlarını yapıştıracağım. Şunu yapıştırdım. Tamam. Tamam. Geldim şöyle. Yani şu üçgeni al. Buraya yapıştır diyor sana. Şöyle bir dik üçgen mi olacak? Evet. Burası da B üstü olacak. Değil mi? E burası hatta C üstü olacak. C köşesi. Burası da hatta B köşesi olacak şöyle. E. Ha şurası E. E üssü olacak arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra yapıştırdık. Buna göre ABCD yamun çevresi etkinlik sonunda elde edilen her şeklin çevresinden kaç birim fazladır? Hmm. Tamam. Ben bunu böyle kestikten sonra bu yamuğu bir daha çizeyim. Bak şöyle. Bak, bak 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 bak. bak. Küçük yavrusunu çizeyim. Şöyle. Şöyle. Kesince şöyle bir şey kaldı ya gençler. Şöyle bir şey kaldı. Ondan sonra bunu da buraya yapıştırdım. Şöyle dik üçgen buraya geldi. Şöyle geldi. Şöyle bir şey oldu. Gördünüz mü? Şu ve şu şekil. Şöyle. Anlaştık. Evet. Evet bunu buraya getirdik sadece. Şimdi şeklimiz böyle oldu. En son şekilde böyle oldu. Burası 18 ve burası 6. X kenar ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu dikmeler önemliydi değil mi? Evet. Şu dikmeyi çizdik. Dikmeyi çizince hocam 6 ise 6. E, şunlar birbirine eşit oluyordu. Hocam 18'den 6 çıktı. 12. 2'ye böl 6'ya 6 altı oldu. O zaman şuradan şuraya olan kısım şu kesildi atıldı ya. 12 hocam burası. Çok güzel. Bu dik üçgenin bir kenarı da 6. Hocam buraya geldi 6. Şurayı bulmak lazım sanki değil mi? Evet. Evet, evet. Burayı bulmak lazım. Etkinlik sonunda şeklin, çiv şeklin çevresinden kaç birim fazladır? Bu yamuğun çevresi. E benim şurayı bulmam lazım o zaman. Çevresi 44 demiş. Ha, bak 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 bir şeyi kaçırdık. Soruyu böyle siz de çözemediğiniz zaman soruyu okuyun arkadaşlar. Ee, i̇lk önceki şeklin çevresi 44'müş. 18 6 daha 24. Bunları da 10 10 mu kaldı? Evet, bunlar da 10 10 değil mi arkadaşlar? Çevresi 24 olduğundan. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burayı 8 bulduk. Evet, dik yamuğun şurası 8. E, dik üçgenin bir kenarı da buraya geldi 8. E, şu yukarısı da 6'ydı zaten. Şimdi bu şeklin çevresi ne yaptı? Çevre 2, 12, 8 daha 20. Sonra 20 burası. 6, 6, 12, 8 daha 20 de burası. Toplamda 40 yaptı. Evet bunun çevresi de 40 yaptı. Buna göre ABCD yamon çevresi etkinlik sonunda elde edilen şeklin çevresinden kaç birim fazladır? Ee, şeklin çevresi 44'tü ilk başta. Şimdi şekil 2'deki çevre ne yaptı? 40 yaptı. 44 eksi 40 ne kadar fazla yaptı arkadaşlar şekil? 4 fazla yapmış oldu. Evet böylelikle... Bu soruyu da ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Az daha yapamıyorduk. Niye? Soruyu okumadığımız için. Dikkatli olun ve soruyu düzgün bir şekilde okuyun. Evet. İkiz kenar yamukla ilgili yine bir soru arkadaşlar. Dik yamuğu da hallettikten sonra ikiz kenar yamukla ilgili böyle güzel soruları sona bırakmışız. Uzunlukları. Evet burada fazladan bir şey yazılmış. Neyse. Uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan iki tane ikiz kenar yamuk kullanılarak şekil 2'deki gibi dikdörtgen oluşturuluyor. Bak. Uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan iki tane ikizkenar yamuk. İki tane ikizkenar yamuk. Peki. Şöyle ne oluşturulmuş arkadaşlar? Dikdörtgen oluşturulmuş. Madem dikdörtgen oluşturulmuş, bu dikdörtgeni kullanacağız. Oluşan şekilde küçük dikdörtgenin çevresi 22 olarak verilmiş. Hocam mavinin uzun kenarını ben ne biliyorum? 14. 14. Ve burayı da 6 biliyorum. E burası da 6 ya. Bak şimdi dikkat 6 6 12. Şuranın çevresini 22 demiş. O zaman bunların toplamı da kaç yapacak? 10 yapacak. Yani bunlar da 5 5 mi yapıyor? Evet. Şurayı da 5 bulmuş olduk arkadaşlar. Hatta burası da kaç? 11. 11 olduğunu biliyoruz. Çevresi 22 yaptı. Evet. İkiz kenar yamukların birer tanelerin çevreleri arasındaki fark nedir diye soruluyor. Tamam kardeşim bitti. Şu bitti. Olay bitti. Şu birer tanesinin çevresi. Ne Birer tanesinin çevreleri arasındaki fark nedir diye soruyor hocam. Şu uzunluklar yok ama bu uzunluklar bak burada üst üste yapıştırılmış görüyorsun. Bu uzunluklar birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Burada yapışmış. Mavideki ve kırmızıdaki ve x kenarı x x'e burası da x x oldu mu? Oldu. Çevrelerine bakalım. Çevre 1 neye eşit? 16 artı 2 x. Çevre 2 neye eşit? 20 artı 2 x. Şimdi birer tanelerin çevreleri arasındaki fark nedir diye soruluyor. Şunların çevreleri arasındaki fark. 20 artı 2x eksi 16 artı 2x isteniyor bizden. Yani 20 artı 2x eksi 16 eksi 2x isteniyor. 2x'ler ne ay? Bu da kaç yaptı? 4 yaptı. Evet cevabımız böylelikle 4 oldu arkadaşlar. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Şekil 1'de yere dik olan eşit uzunluktaki iki direğin A ve B uçlarına ip bağlanmıştır. Evet yere eşit uzunlukta dikkat. Aynı ağırlıktaki iki taş şekil 2'deki gibi bir ip yardımıyla C ve D noktalarında ip asılıyor. Taşlar asıldıktan sonra ipte toplam 8 birimlik bir sistem oluyor. Burası x birimken toplam şurası x artı 8 olacak. Dikkat. Sonra hem C hem de D noktası 8 birim daha yaklaşıyor yere. 8 birim daha yaklaşıyor. Arkadaşlar önceden burası neydi? Şöyle düz bir şeydi. Bu C yere önceden ne kadardı arkadaşlar? 8 birim daha yaklaşmış. C noktası hocam burada mıydı? Hayır tam olarak orada değildi. Aslında buradaydı. Buraya istedi böyle. A uzaklık yere olan uzaklığı önceden böyleydi. Uzaklık ne oldu? Şimdi şurası kadar oldu. Yani şuradaki dik uzaklık yine aynı şekilde fark etmiyor. Tamam mı? Evet yani burası bize ne diyor? 8 birim diyor. E, burası da aynı şekilde 8 birim. Çünkü hem C hem de D noktası 8 birim daha yaklaşmış. Şekil 2'de A, C, C, D Evet, şekildeki AC, CD ve DB uzunlukları birbirine eşitmiş. E arkadaş bunlar birbirine eşitse e, ve CD yer düzlemine paralel olduğuna göre CD yer düzlemine paralelmiş. Tamam, paralelse burada bir yamuk oluştu arkadaşlar. Önceden zaten şu paraleldi. E bu da yer düzlemine paralelse burası paralel oldu. Şurada bir ikizkenar yamuk karşımıza çıktı. Başlangıçtaki ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi gençler ee, şu 8 birimlik esneme olmuş. Başka bir şey vermiş mi burada? Bir uzunluk falan vermiş mi? Vermemiş. Sadece 8 birimlik esneme olduğunu biliyoruz. Ben buraya bir x, x, x dersem burası da x mi? X. Ha, esneme ne kadar oluyordu arkadaşlar? 8 birimlik esneme oluyordu. He, önceden şurası e, şimdi burası 8 birim fazla mı oldu arkadaşlar? Evet. O zaman burası 3x ise burası 3x 8 değil midir? Kesinlikle. O zaman 3x 8'den x çıkartırsam 2x 8 kaldı. Çünkü ikiz kenar yamuk ya bunlar. İkiz kenar yamukta şu dikmeleri çizdiğimiz zaman şu parçalar birbirine eşit oluyordu. E, 3x 8'den x çıkartırsam 2x 8 kaldı. 2x 8'i de 2'ye böldüğüm zaman da 2x 8'i de 2'ye böldüğüm zaman da x 4 kalacak. Burası x 4. Burası da x 4 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Gerçekten mükemmel bir soru. Bitti mi? Bitti. İşte tam burada Pisagor antısı yaparsak olay biter. X'in karesi eşittir. X eksi 4'ün karesi artı 8'in karesi deriz. İşlem işlem işlemle X'i buluruz. 8 varsa 2 ihtimalim var. Ya 6, 8, 10 ya 8, 15, 17. Bak bakalım 6, 8, 10 mu? X yerine 10 yazarsak burası da 6 oluyor mu? Oluyor. 6, 8, 10 sağlandı. X'i 10 bulduk. Başlangıçtaki ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Başlangıçtaki ipin uzunluğu neydi? 3x8 8 değil miydi? Yani şuradaki ipin uzunluğuna bak 3x-8 8 bulmuştuk. Yani 3 çarpı 10 eksi 8'den, 30 8'den. Cevap kaç çıktı? 22 çıktı. Mükemmel bir soru, zor olmayan bir soru, yapılabilecek bir soru, Sıfır geometride olması gereken bir soru. Sadece bak 8 birimlik esnemeyi kullanacaksın burada. Yükseklikte 8 birimde aşağı indiğini kullandık. Başka da bir şey kullanmadık. Yani burası bir x x x 3xken. 3x 8 fazlası bu. Öncekini de 8 fazlası. Yani burası 3x 8'i düşünebilen yani soruyu düzgün bir şekilde okuyabilen bunu rahat bir şekilde yapmıştır. Evet yapar daha doğrusu. 35. soruyu böylelikle 22 bulduk ve olayı bitirdik. Bu videonun da sonuna geldik. 3. videoyu da bu şekilde halletmiş oluyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda son video yamukta alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.